15 sene Türkiye'yi gezdim. Kamyonculuk yaptım. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, X hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşla gerçekleştirdiği bir sohbeti yayınladı. Emeklilere yapılan zam oranları iktidarın gerçeklerden ne kadar koptuğunun en somut göstergesi. Beştepe'ye göre müjde, bize göre rezalet ifadesiyle paylaşılan videoda Ali Babacan emekliye şu mesajları verdi. Nedir bu rezalet? 7 bin lira, şu an için 10 bin lira oldu. Rezalet bu. Ben niçin 25 tane sigorta yatırdım? Şimdi 7500 10 bin yaptılar. 10 bin lira oy olsun dedi. Açıkladılar değil mi? Evet. 2024 emeklilerin yılı olacak dediler. Şimdi TÜİK'in açıkladığı enflasyon kaç? %65. Gerçek enflasyon %127. Emekliye verdiler %33. Bunlar ya hesap bilmiyorlar. Sayın Başkanım, artık ben kökten mökten anlamam. Ben ilk emekli olduğumda 5 tane takı altına alırdım. Şimdi 2 tane alamam. Ekonomi mekonomiden anlamam ben. Bak ben 68 yaşındayım. Hala taksicilik yapıyorum. Geçen 1 Temmuz'da pas geçtiler, zam vermediler. Dediler ki ya maaşın köküne zam yaptık ya dedi. Nasıl kötü millet, millete maaşın kökü diye bir şey de öğrettiler yani. Vallahi bizim kökler kesildi. Kök mök kalmadı bizde. Evet. Yani rezalet bak, bu rezalet yani bu. İstanbul Valiliği Aile Akademisi Gözbebeğimiz İstanbul projesiyle İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olan ve İstanbul'da doğan 30 bin bebeğin bebek bezi ihtiyacını karşılıyor. Bu kapsamda 39 ilçede bebek bezi alımında kullanılan alışveriş kartlarının dağıtımına başlandı. Çocuk bezi kartlarını teslim ediyoruz. Teşekkür. Bebeklerin 24 aylık oluncaya kadarki bez ihtiyaçları İstanbul Valiliği tarafından karşılanacak. Maddi durumu yetersiz olan ailelerin aile bütçesine katkı sunma amacıyla başlatılan projenin kapsamının orta ve uzun vadede genişletilmesi hedefleniyor. 3 ay boyunca bebek bezi hediyesi var. Sağ olsun, Allah razı olsun. Teşekkürlerimizin kendine. Bana yardım ediyorlar. Sen sevimli miydin? Evet. Sen aynı sevimli. İçeride bir tane. Denizli'de 3. Deve Güreşi Festivali düzenlendi. Nerede alkışlar? Festivalde 120 pehlivan deve mücadele etti. Kıymetli seyirciler, bir gelmez attan kafayı uzattı. Saraköy'den bıçakların İsra bıçak. Rakibi olan küçük Saadettin onu bağladı. Yukarıdan kolu geçirdi olmadı. Yandan bir çengel ve de küçük Saadettin şu anda boyun baskısına döndü. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Albayrak Meydanı yanındaki geleneksel Türk spor oyunları kompleksinde düzenlenen 3. Deve Güreşi Festivali kapsamında Ege ve Akdeniz bölgelerinden getirilen develer süslendi. Yağışa rağmen çok sayıda izleyici heyecanlı karşılaşmaları izledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, güreşlerin geniş bir katılımla yapıldığını belirtti. Bugün gerçekten çok güzel gün. Hem Allah'ın rahmeti, yağmur böyle yavaş yavaş bereket yağdırıyor. Bu yağış altında gerçekten vatandaşlarımızın da yoğun ilgisiyle bu geçmişten, ecdadımızdan gelen, Yörük Türkmen geleneğinden gelen deve güreşlerini yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Gayet güzel, etkin güreşler devam ediyor ve bu değerlerimizi inşallah hep beraber sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ilgisi olduğu sürece, bunu talep ettiği sürece biz de o ihtiyaçları ve talebi karşılamak noktasında gayret sarf edeceğiz. İnşallah bu değerlerimizi sahip ederek, çıkarak geleceğe, gençliğimize bu değerlerimizi aktararak yolumuza devam edeceğiz. Tüm katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyenlere de saygılarımı sunuyorum. İnşallah başka bir güzellikte, başka bir etkinlikte, başka bir değerimizin sahip çıkma noktasında Allah'ım bizi bir araya getirsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bizi biz yapan değerlerimiz var biliyorsunuz. Bunu sahip çıkmazsak biz olmaktan çıkarız. Çocuklarımıza aktaramazsak çocuklarımız, bizim çocuklarımız olması mümkün değil. Başka değerlerle, başka kültürlerle yetişen çocuklar o yetiştiği kültürün, medeniyetin çocukları olur. Bizim çocuklarımız olması için de bizlerin en güzel şekilde en değerli ücretlerimizi, özelliğimizi o çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Ve inşallah bu aktara inşallah ülke olarak, vatan olarak yürüyüşümüz güçlenecek. Ben herkese kolaylıklar diliyorum. Gelenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Yağlı pehlivan güreşleri de bizim ayrı bir değerimiz. Bizi biz yapan değerimiz. İşte burası geleneksel spor oyunlarımızın,
yani değerlerimizin yaşatıldığı tesis. Biz onun için bu tesisi yaptık ve inşallah o güzellerimizi, işte yağlı pehlivan güreşlerimizi, deve güreşlerimizi ve buna benzer okçuluk gibi geleneksel sporlarımızı inşallah geleneksel spor oyunları tesislerimizde yapmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi bunu aktarmaya, insanlarımızı bu duyguyu yaşatmaya inşallah en üst seviyede gayretimiz devam edecek. Etkinlikte dereceye giren deve sahiplerine çeşitli ödüller verildi. Valilik Kupası'nı Merkez Efendi Kaymakamımız Sayın Abdullah Demir şu anda takdim ediyorlar. Sayın Ferdesiz, Sayın Hulusi Doğan'a kupalarını takdim ediyorlar. Sayın Başkanımız, Sayın Mülkamilerimiz, Sayın Kurum'a, Sivil Toplum Kuruluşları'nın kıymetli başkanlarına teşekkür ediyorum. Alkışlarla alıyoruz bu bel kadroyu. Yerli ve Milli Parti Antalya İl Başkanlığı Genel Başkan Teoman Mutlu'nun katıldığı törenle açıldı. Kepez ilçesinde bulunan il binasının açılış törenine çok sayıda partili katıldı. Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu şehitleri anarak başladı konuşmasına. Bugün ayrı bir coşku ve ayrı bir sevinç görüyorum. Antalya bu coşkuyu gerçekten görenlerin sinirleri çok bozulacak. Yeni yılın ilk buluşmasında, ilk kucaklaşmasında Antalya halkına çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki milletimizle yeni mutluluklar paylaşalım. Ancak maalesef içimizi kahreden büyük acılarımız var. Geçtiğimiz hafta 9 Mehmetçiğimizi daha terörist, hain terörist örgüt PKK'nın yaptığı eylemde Pençe Kilit harekatında maalesef 9 tane evladı da şehit vermiş bulunuyoruz. Bu şehitlerimizin hiçbir zaman kanları yerde kalmayacağını yüce devletimiz her defasında gösteriyor. Vatanın bölünmez bütünlüğünü bu hain terör örgütü gördükçe hiçbir zaman sevinemiyorlar. Dolayısıyla biz de buradan kendilerine Antalya'dan Allah'tan rahmet diliyoruz şehitlerimize ve hain terör örgütlerine karşı devletimizin dimdik ayakta duracağını buradan ilan ediyoruz. Teoman Mutlu, en düşük emekli maaşının yeni işe giren memurun maaşı ile eşitlenmesi gerektiğini vurguladı. Emeklilerimiz, gerçekten bu iktidarda ne utanma kalmış ne de ağırlanmış kalmış. Çünkü burada bu iktidar emeklimizi sosyal atık haline getirmiştir. Bunu nasıl söylüyoruz? Kalktılar, bir zam yaptılar. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. 2024 yılının ilk ayı, 6 ay içerisinde memur emeklisi aylıklarına %49,25, SSK ve Bağkur emeklilerine de %37'lik bir artış yaptılar. SSK ve Bağkur emeklilerinin aleyhinde 12 puanlık zam farkı yarattılar. Daha sonrasında açığı kapatmak için de %5'lik bir artış daha yaptılar. Daha durmadan fare doğurdu. Nasıl olsa bir muhalefet yok istedikleri gibi davranmaya kendilerine bir borç bildiler. Bu artış asla ve asla emeklilere derman olamaz. Biz buradan haykırıyoruz. Zalimlik yapmanın ve millete zulüm etmenin hiçbir faydası yoktur. Çok yakın zamanda Yerli ve Milli Parti iktidarında hem emekliler, hem bağkurlar, hem de sigortalıların hepsi, asgari ücretlerin hepsi hak ettikleri değeri görecekler. Öte yandan Yerli ve Milli Parti Antalya İl Başkanı Serdar Yumak oldu. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Evet, buradan tüm Antalya halkımıza merhabalar diyorum. Antalya'mızda Yerli ve Milli Partimizin Antalya İl Teşkilatı'na açılışını yaptık burada. Sayın Genel Başkanımızın Teoman Mutlu Bey'in teşrifleriyle bugün Antalya'mızda tüm halkımızla beraber kazandırmış olduk Antalya'mıza. Buradan sonra Yerli ve Milli Parti Antalya'da da açılmış durumda. Tüm halkımıza kucaklaşacağız. Yerel seçimlere şu an için katılamıyoruz. Fakat buradaki çalışmalarımızda tüm halkımızla beraber çalışmalarımıza hız vereceğiz. Biz
Yerli ve Milli Parti olarak genel başkanımızın düşünce ve fikirleriyle beraber hareket ediyoruz. Atatürkçü bir düşünce, cumhuriyetçi bir düşünce içerisinde, milli irade içerisinde hem yerli hem milli hem Türkiye olarak halkımıza beraber, Antalya halkımıza beraber kucaklaşacağız inşallah. İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin iki yakasını birbirine bağlayan İzban'a 4 yeni durak daha kazandırma çalışmalarını sürdürüyor. Şirinyer ile Kemer istasyonu arasındaki Konak Lale Mahallesi ve Katip Çelebi Üniversitesi yakınında çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Menemen Asarlık ile Koyundere'de yeni istasyonların yapımına önümüzdeki günlerde başlayacak. İzmirlilere rahat, güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, gelen istekler doğrultusunda Şirinyer ile Kemer istasyonları arasında kalan Lale Mahallesi'ndeki durağın adını belirledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gelen talepleri değerlendirerek durağın adını Gürçeşme olarak belirledi. Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül, yapılan istasyonun hikayesinin çok eski yıllara dayandığını, mahalle sakinlerimiz uzun yıllardır bunun mücadelesini verdi diye konuştu. Şu an bu yapılan istasyonun hikayesi aslında çok uzun yıllara dayanıyor. Bizim mahalle sakinimiz uzun yıllardan beri bunun mücadelesini verdi ve hem yazılı basında hem de görsel medyada zaten Gürçeşme istasyon istiyor dedi, birçok da haber yaptık. Uygundur, bizim için problem yoktur. Önemli olan vatandaşa hizmet. Küçükada Mahalle Muhtarı Sabriye Karakaya da uzun süre muhtar arkadaşlarımızla verdiğimiz mücadele sonucunda Tunç Başkanımız yerinde inceledi dedi. Evet, yeni istasyonumuz İzban Tren Seferleri 2010 yılında çalışmaya başladığında bizim mahalle Gürçeşme halkı İzban'a trene binemiyorduk. Sağ olsun Tunç Başkanımız geldi, yerinde gördü, buraları gezdi, söz verdi, yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün Gürçeşme adı halkına, bütün muhtar arkadaşlarım adına, emeğe geçenlere, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Manisa Şehzadeler Belediyesi gündüz bakım evi ve kreşlerinde eğitim gören 143 öğrenci yarı yıl tatiline girdi. Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, öğrencilere karnelerini bizzat dağıtarak tatil öncesi çocuklarla bir araya geldi. Sen geç şöyle. Öğrenciler karnelerini almanın mutluluğunu yaşarken, tatilin keyfini çıkarmak üzere aileleriyle birlikte evlerine uğurlandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, eğitimdeki başarılarının devamını dileyerek öğrencilere bol bol dinlenme ve eğlence dolu bir tatil geçirmelerini temenni etti. Gülümse. Karne töreninde Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler ve Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Ramazan Akbayram'da hazır bulundu. Buradayız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Seyrek'te kurulan Türkiye'nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesinin açılışını yaptı. Son dostlarımız, böylelikle İzmir'imizde her daim huzurla nefes alsın, sağlıcakla yaşasınlar diye hastanemizi hizmete alıyoruz. Bir yerel yönetim tarafından ilk defa hayata geçirilen, içinde yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri bulunan Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde 24 saat esasıyla uzman veteriner hekim kadrosu ile cerrahi operasyonlar yapılacak, daha modern tedavi imkanları sağlanacak. Gerçekten herhalde kamu verindeki 5 yıldız çok güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Açılış töreninde İzmir seninle gurur duyuyor sloganlarıyla sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Veteriner Hekimleri Odası'na işbirlikleri için teşekkürlerini sunarak konuşmasına başladı. Uzun süredir kamuoyunda sokak hayvanlarının bertaraf edilmesiyle ilgili yürütülen algı operasyonunu büyük bir üzüntüyle izliyorum. Bugün tam da bu tartışmalar devam ederken can dostlarımıza sahip çıktığımızı gösteren bir adalet hareketini başlatıyoruz. Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi bu hareketin bir mihenk taşı olacak. Hastanemiz Türkiye'de bir belediye tarafından hizmete alınan ve tamamı kamu kaynaklarıyla hizmet veren en donanımlı ve kapsamlı hayvan hastanesidir. Bu alanda ülkemize öncülük ediyor olmaktan gurur duyuyorum. Bugün burada olarak bu mutluluğu çoğalttınız ve bizlere güç verdiniz. Değerli dostlar, bizler bu ülkenin insanları hayvan hakları konusunda asırlardır
batıdan birkaç gömlek ilerideyiz. Kısacası daha uygarız. Biz yaşam alanlarımızda, can dostlarımızla birlikte yaşarız. Ekmeğimizi onlarla paylaşırız. Bu bir tesadüf değil. Anadolu insanının asırlardır süren tercihidir. Çok açık söylüyorum. Sokak hayvanlarını itlaf etmek bizim medeniyetimizde yoktur. Bu Batı medeniyetinin bir tercihidir. Teknolojide, sporda, ekonomide, ticarette Batı normlarından elbette ilham almalıyız. Alırız da. Ama hayvanlara karşı adalet konusunda onların bizim uygarlığımızdan ilham almasını bekliyoruz. O yüzden kimse bize medeni ülkeler bu işi çoktan bitirdi, biz de uyutalım geçelim demesin. O medeni ülkelerin gelecek kuşakları bugün bizim kölelik yaşayan atalarımızı sorguladığımız gibi sadece sokak hayvanlarına değil, tüm canlılara gösterdikleri duyarsızlık nedeniyle şimdiki kuşakları sorgulayacaktır, hiç kuşkunuz olmasın. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Selim Özkan, Tunç Soyer'e her konuda çok teşekkür ediyorum dedi. Yönetime geldiğimiz günden beri yerel yönetim olarak Sayın Tunç Başkanıma ben her konuda çok teşekkür ediyorum. Buranın adı sahipsiz hayvanlar ama Tunç Başkanımızın ve ekibin yapmış olduğu çalışmalarla bunların sahiplendiğini zaten görüyoruz. İsmi sahipsiz olabilir ama sahipsiz olmadığını burada zaten bu soğuk havada hep birlikte görüyoruz. Bu konuda ayrıca kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız projelerle yerel yönetimin çok önemli olduğunu ve bu konuda en üst makamdan en alta kadar olan paylaşım çerçevesinde her zaman bize destek oldular. Biz de elimizden geleni Veteriner Hekimler Odası olarak, meslektaşlar olarak bunu yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti suçundan hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ÜT'nin adresini belirledi. Operasyon düzenleyen polis ÜT'yi saklandığı evin çatı katında yakaladı. Gözaltına alınan ÜT sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bolvadin T tipi cezaevine götürüldü.